Okey, kaydımız başladı. Tekrar herkese merhabalar, iyi akşamlar. Meltem Hanım, sizi tekrar gördüğümüz için çok mutluyuz. Umarım bu webinarların, meetupların devamını da birlikte getiririz. Bugün Power Apps ile Graph API için bir custom konektör oluşturacağız. Sizi artık herkes tanıyor. O yüzden ben direkt size bırakıyorum sözü. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün çok teknik bir konu seçtim ama az önce de konuştuğumuz gibi gerçekten arayanın çok ihtiyaç duyduğu bir şey olacak, bir konu olacak. Böyle ilaç gibi gelecek. O yüzden bunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bugün ne yapacağımızı ben sizlere hemen aktaracağım. Şöyle bir ekranımı kapattım ve ekran paylaşımımı şuradan başlatıyorum izninizle. Bugün arkadaşlar Power Apps'de bir tane custom konektör oluşturacağız. Ve bu custom konektör biz Microsoft'un Graph API'ını kullanarak Azure Active Directory'de bizim firmamıza ait olan grup listesini bize getirecek. Şimdi normalde ben birazdan şeyden de bahsedeceğim. Sunumda da işte konektörlerden bahsedeceğim. Mevcut konektörler nedir, ne değildir, neden bir custom konektöre ihtiyacımız oluyor. Bunlardan bahsedeceğim ama bugün yapmak istediğimiz şey aslında tam olarak bu. Şirket içi bir uygulama. Şirket için dizayn edilmiş bir uygulama. Şirkete ait verileri custom konektörle nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Günün sonunda ulaşmak istediğimiz tablo bu olacak. Bunun için de dediğim gibi hazırladığımız özel bir bağlayıcı kullanacağız. Ama öncesinde küçücük bir sunumum var. Şu sunuma bakalım. Sunum geldi. Şimdi bir önceki session'da aslında Power Platform'un ne olduğundan bahsettim. O yüzden burada kısaca hemen bir hatırlatmak istiyorum. Power Platform aslında 365 ailesinin bir ürünü. İçerisinde 4 farklı ürün barındırıyor arkadaşlar. Power BI, Power Apps, Power Automate ve Power Virtual Agent. Bunların hepsi aynı ailede olduğu için ortak data konektör kullanımı ki bu akşam yapacağımız şey aslında bu. Ortak data konektör kullanımına izin veriyor ve bunlar 365 ailesi Azure'la destekleniyor. Mottosu low code no code yani bir hardcore developer olmaya gerek kalmadan sürükle bırakla ya da çok az işte DAX formülleri gibi basit formüllerle kendi uygulamanızı yapmanızı ya da iş süreçlerinizi otomatize etmenizi ya da virtual agent işte chatbot oluşturmanızı ya da işte iş analitiği yapmanızı sağlayan uygulamalar bunlar. Data konektör kullanımı ortak dedim. Şu an için en son 275 plus konektör mevcut. Yani bu ne demek? Bu ürünleri kullanırken veri kaynağı olarak 275'ten fazla uygulamayı kullanabilirsiniz. Bunların hepsi Microsoft ürünü olabilir, olmayabilir. Microsoft veya non-Microsoft kaynaklardan da veri akışınızı sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak aslında bu custom data konektörleri iki başlık altında toplayabiliyoruz. Birincisi public connectors. Bunlar uygulamaların içerisinde gömülü şekilde gelen konektörlerdir. Bunlar default'tur. Siz değiştiremezsiniz. Sadece bu veri kaynaklarına bağlantı sağlayıp o veri kaynaklarının sizlere provide ettiği verileri alıp işte uygulamanızda ya da chatbotunuzda ya da işte analitik işte Power BI'nızda kullanabilirsiniz. Peki diyelim ki bu public konektörler dışında bir veri akışını nasıl sağlayacaksınız? İşte bu durumda da custom konektörler devreye giriyor. Custom konektörü oluşturabilmek için bir takım ne derler servislere ihtiyacınız var. Bunun için bir API oluşturmanız gerekiyor ya da size sunulmuş bir API'yi kullanarak bir custom konektör oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir uygulama yapıyorsunuz, A uygulaması. Bu uygulamanın içerisinde az önce de konuştuk şey olsun. Merkez Bankası'nın
anlık dolar kur bilgileri geliyor olsun. Uygulamanın bir köşesinde doların o anlık bilgisini gösteren bir tool kullanacaksınız, bir kontrol kullanacaksınız. Bu veriyi Merkez Bankası'nın size açtığı API sayesinde kullanabilirsiniz. Önemli olan soru şu, bunu Power Apps'e nasıl bağlayacağınız? İşte bu bağlama noktasında Custom Connector kullanacaksınız. Çünkü Microsoft size işte Merkez Bankası'ndan bu bilgiyi alabilmenizi ve kullanabilmeniz için hazır bir konektör sunmuyor. Dolayısıyla built-in konektörler arasında olmadığı için sizin kendinizin oturup bu API ile Custom Connector oluşturması gerekiyor. Custom Connector'ünüzü oluşturdunuz, A uygulamasında bunu publish ettiniz ve işte kullanıcılarınıza servis ettiniz. Aynı uygulamayı, aynı konektörü birden fazla uygulamada kullanabilirsiniz. Bunun için share edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ama bu lisansa tabi arkadaşlar. Premium lisansınız olduğu takdirde A uygulamasında kullandığınız bir konektörü B uygulamasında da C uygulamasında da kullanabilirsiniz. Bizde genelde hep şu geliyor, custom konektör oluşturabilmek için premium lisans olmak zorunda mı? Hayır, değil. Custom konektör oluşturabilirsiniz. Mesela siz kendi iş mailinize girdiğinizde Power Apps tarafında bir custom konektör oluşturabilirsiniz. Custom konektör 365 lisansla gelen bir özelliktir. Sadece bunu başka uygulamalarda kullanmak isterseniz ya da share etmek isterseniz lisansa tabi olmanız gerekiyor. Peki diyelim ki bu Merkez Bankası'nın dolar kurlarını getiren bir konektör oluşturdum. Bu konektörü ben istiyorum ki işte herkes kullansın. Sadece bizim şirkette kullanmasın, başka şirketler de kullansın. Bunu yapabilmenin yolu var mı? Evet, var. Custom konektörünüzü Microsoft tarafından sertifikalandırdığınız takdirde bu konektör artık globale taşınmış oluyor ve global bir konektör oluyor. Dolayısıyla bunu da yapabilirsiniz. Ancak ben şu ana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Bu prosedürün biraz sancılı olduğunu biliyorum. Şuraya da bir link bıraktım arkadaşlar. Buradan da hani ilgilenenler varsa eğer hani bunun buradan da bir kazanç sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız buraya da bir göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Dediğim gibi custom konektörünüzü globale de taşıyabilirsiniz. Microsoft buna da izin veriyor. Şimdi gelelim Graph API'ya. Dolar kurlarını bırakıyoruz artık. Diyorum ki Merkez Bankası değil. Ben şeyle ilgileniyorum. Nasılsa Power Apps'de şirket içi bir uygulama yapacağım. Herkes şirket içerisinde bu uygulamayı kullanacak ve dışarıdan bir bilgi akışı olmayacak. Bir veri almayacağım. Şirket içerisindeki 365 dahilinde veya Teams servislerinden gelen bir veriyi kullanacağım. Atıyorum Teams'de toplantılar ortalama kaç dakika sürüyor, ne kadar sürüyor? Bununla ilgili bir veri analitiğini kullandığım bir raporu ben Power Apps'e aktarmak istiyorum. Dolayısıyla bu gibi bilgileri alabileceğim servis Microsoft Graph API. Zaten belki Microsoft Graph'in ne olduğunu biliyorsunuz, Microsoft Graph API'nin ne işe yaradığını biliyorsunuz. Ben bu akşam sizlere sadece Graph API ile Azure Active Directory'ye nasıl erişiyoruz ve Active Directory'de hangi bilgileri alabiliyorum? KVKK'ya takılmamak adına şirketteki grup bilgilerini aldım ben. Ama siz mesela kullanıcı adı, soyadı, işte resim vesaire bütün Active Directory'de size sunulan bütün bilgileri nasıl alabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim ben. Şimdi demoya geçiyorum. Demoya geçmeden önce bir şuradan açalım bakalım. Bu arada şu toplantı öncesinde konuştuğumuz şeyi sizlerle paylaşayım. Sunumda da söylediğim gibi oluşturduğunuz bir custom konektörü Power Platform ailesinde bütün ürünlerde kullanabilirsiniz. Power BI'de de kullanabilirsiniz. Ben daha önce kullanmadım. Halil de kullanmadığını söyledi ama ben şuraya paylaşayım. Şöyle sizlerle chatten paylaşayım. Olur da ilginizi çekerse bakmak isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Bu şey güzel bir iş, güzel bir alan çünkü. Şimdi gelelim custom konektör oluşturmaya.
Dedim ki ben oluşturduğum bir custom konnektörle Microsoft Graph API üzerinden AID bilgilerine gittim. Ve AID'den de bizim şirketimizdeki grup adına o gruba ait maili. Bu arada bunlar şey de olabilir. Bir saniye şuradan play yapalım. Bunlar Teams grupları olabilir, security grupları olabilir. Bizim şirketimizde şu an kullanılan, aktif olarak kullanılan işte oluşturma tarihiyle beraber, mailleriyle beraber grup bilgilerini ben bu şekilde getirdim. Siz buraya şirketteki kişi listesini getirebilirsiniz veya şirketteki herhangi bir Active Directory adı altında tutulan bütün bilgilere veya daha doğrusu Microsoft Graph API'nin erişebileceği herhangi bir bilgiye burada kullanabilirsiniz. Nasıl yaptığımıza bakalım şimdi. Power Apps'e geliyorum. Şimdi öncelikle bu sayfayı geçen de tanıttığım için hızlı geçeceğim. Dataverse adı altında custom konektörlerde bir konektör oluşturabilirsiniz. Bu oluşturacağımız custom konektörü diğer uygulamalarda kullanabileceğinizi söylemiştim. Onu da şöyle göstereyim. Bir soru geldi şeyden önce LinkedIn'den. Ben Power Automate'de oluşturduğum custom konektörü nereden kullanacağım diye. Power Automate Cloud tarafında flow.microsoft.com'a girdiğinizde data içerisinde custom konektörlerden erişebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben burada oluşturduğum bir konektörü burada da kullanabilirim. Yeter ki konektörü oluşturabileyim. Connections, pardon yanlış girdim. Şuradan custom konektörler gördüğünüz gibi aynı listeye buradan erişimim var. Şu bahsettiğimiz konektörler Microsoft'un sunumda söylediğim public konektörleridir. Building gelir yani bunlar default'ta herkese aynı gelir. Her geçen gün sayısı artıyor. Bazılarının altında premium yazar, bazısında standarttır. İki tiptir bu da. Premium lisansı tabi olan konektörler. Yani premium lisansınız olmadan kullanamayacağınız konektörler ki SQL en çok mesela burada takılıyoruz. Firmalar eğer premium lisansa sahip değilse SQL'deki verilerini kullanamıyorlar. Dolayısıyla ya premium lisans satın alıyorlar ya da başka yollar deniyoruz. Daha ucuz, daha ücrete tabi olmayan yani lisansa tabi olmayan veri kaynaklarına yönelmeyi deniyoruz. Mesela SharePoint, mesela OneDrive gibi ya da işte başka veri tabanlarına, veri kaynaklarına ulaşabiliyoruz. Bunlar Microsoft'un içerisinde 275'ten fazla dediğim konektörler, built-in konektörler. Flow kısmını kapatıyorum ve geliyorum. Şimdi ben kendi custom konektörümü oluşturmaya. Geldim. Şimdi arkadaşlar, custom konektör oluşturacağım. Oluştururken template'ler var, hazır template'ler. Ben hazır template kullanmayacağım ve boş bir şey kullanacağım. Boş bir konektör kullanacağım. Ve bir isim veriyorum. PUG demoyu az önce vermiştim aslında bunu ama PUG olsun. Benim konektörümün adı PUG. Türkiye olsun. PUG Türkiye. Konektörümün adını oluşturdum. Şimdi istediğim bilgi Microsoft'ta Azure tarafında ve Azure Active Directory'de saklı olduğu için benim konektörde aslında şu security adımında karşıma bir şey çıkacak, authentication çıkacak. Ve Azure üzerinden herhangi bir veriye ulaşmak istiyorsanız yapacağınız authentication tipi OAuth authentication'dır. Ve OAuth authentication da aslında sizden uygulamaya bir kaydetmenizi, uygulama için bir ID ve şifre oluşturmanızı ister. Dolayısıyla ben şimdi buraya geçmeden önce Portal Azure tarafındaki işimi halletmeliyim. Yani Azure'la bu konektörü iletişim haline getirebilmek için öncelikle Azure tarafında bir uygulamayı kaydetmeliyim ve bir client oluşturmalıyım. Bunun için App Registration'a geliyorum. Burası biraz karışık gibi geliyor. O yüzden yavaşlayacağım, hızımı düşüreceğim. Öncelikle App Registration'a geliyorum. Ve bu uygulamamızı yani kuracağım konektörün
Kaydediyorum önce Azure tarafına. Adı Ege Türk olsun. Başka bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi burada şey soruyor. Bu uygulamayı kimler kullanacak? Ben diyorum ki Azure Active Directory'de yer alan, yani bizim şirket içerisindeki herkes kullansın ve işte Microsoft account'u olan herhangi biri de kullansın. Dolayısıyla bu. Yok hayır, sadece organizasyondakiler kullansın ya da hayır sadece Microsoft account'la herhangi biri kullansın diyorsanız bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Ama ben şu an buradayım. Şimdi redirect HTTPS localhost. Şimdi uygulamayı ben burada register ettikten sonra bana bir app ID verecek. Bu app ID'yi kaydedeceğim. Şu application ID, yani client ID. Benim konektörüm ne? Azure Active Directory'deki bu iletişimi sağlayacak olan iki parametre var demiştim. Biri client ID, app ID, bir de client value, yani uygulamayı oluşturduğumuz bir şifre. Dolayısıyla önce bir application ID'yi şurada bir yerlere kaydetmek istiyorum. Şöyle kaydettim. Kopyalayıp kaydettim. Devam ediyorum. Ben uygulamayı kaydettim. Ama uygulamanın şu an sadece ID'si var bende. Dolayısıyla bir tane de bir şifre oluşturmam gerekiyor. Bunu da client secret'larla yapıyorum. New client secret deyip bir şifre oluşturulmasını sağlayacağım. Yine PGU client olsun. Şimdi doğru yazdım mı? Evet. Bu şifre ne kadar süre sonra kendini expire etsin? Recommended'de 6 ay görüyorsunuz. Minimum 6 ay süreyle bu şifrenin saklanması tavsiye ediliyor. Ama ben nasılsa bu uygulamadan sonra demoyu uçuracağım için 3 ay diyorum. Zaten maksimumda 24 aya kadar çıkartabiliyorsunuz. Add diyorum ve şifremi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi uygulamam için bir şifre oluşturdum. Şu value'yu da kopyalıyorum ve buraya geliyorum. Client value. Şu iki bilgiyi aldım. Bu iki bilgi dursun. Şimdi geliyorum API izinlerine. Azure Active Directory'den Graph API ile hangi verileri alabilirim ve neye izin vereceğim? Bunun için gelelim bakalım. Request API Permission adı altında direkt zaten commonly used'da Microsoft Graph çıkıyor. Microsoft Graph API'dan delegated permission. İşte burada sizin firmanıza ait. Şöyle göstereyim. Sizin firmanıza yani tabii bir aktif directory kullanımınız varsa bu bilgiler geliyor. Herhangi bir şeye, bir bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Hangi bilgiyi istiyorsunuz? Söylediğim gibi bir KVKK'ya takılmamak için ben bizim şirketteki gruplar üzerinden gideceğim. Yani herhangi bir kişi adı vesaire gelsin gözüksün istemiyorum. Ama işte siz burada e-mailleri kullanabilirsiniz, identity kullanabilirsiniz, istediğiniz herhangi bir veriyi alabilirsiniz. Şimdi bana burada şunu soruyor. Gelen API sadece grubu okuyup listelesin mi? Yoksa işte okuyup listelesin, işte editlesin, düzenlesin, silsin, izin verilsin mi? Ben bunu bu topa şimdi girmeyeceğim. O yüzden sadece grup read all permission'ını ekleyeceğim buraya. Şimdi gelen API Microsoft Graph API AAD üzerinden bizim firmamızdaki mevcut grup bilgilerini sadece okuyacak. Buna tekrar izin veriyor musun diye bizden bir grant admin consent istiyor. Evet diyorum, eminim. Bunu kullanabiliriz. Tamam, artık şimdi Azure tarafında işimiz şimdilik bitti. En son bir tane de authentication yapacağız ama bu authentication'ı yapabilmem için benim Power Apps'ta custom connector'ımı oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla Power Apps tarafına gidiyorum. Ve geliyorum custom konektörümü oluşturmaya. Şimdi cebimde ne var? Graph API'ye erişimim var. Graph API'nin gideceği Azure Active Directory bilgilerim var. Grup bilgilerini alacağım. Bunun için de uygulamayı kaydettim. Ve uygulamaya bir şifre ve bir ID aldım. Şimdi bunları kullanmaya geldi sıra.
Custom konnektör. İsmini verdik. Herhangi bir şey yükleyebilirsiniz. Şunu yükledim, attım. İşte konnektöre bir resim yükleyebilirsiniz. İsim verebilirsiniz. Description yazabilirsiniz. Şöyle. PUG demo konnektörü yazıyorum. Protokol HTTPS hangi host'tan bilgi alacak? Bu noktada da biraz yine duracağım. Microsoft Graph API'yi Graph Explorer üzerinden kullanıyoruz arkadaşlar. Graph Explorer'da bir account oluşturduğunuzda burada işte Microsoft Graph API'nin size sunduğu ve konnektörlerde kullanabileceğiniz JSON formatındaki bilgileri buradan erişebiliyorsunuz. Şimdi benim istediğim Groups'tu. Run query dediğimde grup bilgileri yani AAD'de yer alan grup bilgilerinin JSON formatına buradan ulaştım. Şimdi bunları kullanacağım. Hostum graph.microsoft.com base URL'im slash kalsın. Devam ediyorum. Geldim şimdi authentication'a. Dedim ki Azure Active Directory, daha doğrusu Azure tarafı OAuth 2.0 Authentication kullanır. Başka bir veri kaynağından bir veri alıyorsanız herhangi bir Authentication kullanmak zorunda değilsiniz. Ya da Basic bir Authentication kullanabilirsiniz. Username ve Password. Bu ne işe yarar? Diyelim ki ben bambaşka bir yerden işte Pokemon'dan şey aldım. Pokemon verisi aldım. İlk 5-10 tane Pokemon'a ait bir veri aldım. Bu verileri kullandığım uygulamaya herhangi birisi açmadan önce bu Pokemon bilgilerine erişebilmek için benim burada girdiğim username ve password'u bilmek zorunda. Eğer bunları bilemiyorsa custom konnektör açılmayacağı için o Pokemon verilerini o kişiye gitmeyecektir. Bu authentication buna yarıyor. Basic bir authentication'dır. Eğer custom konnektör kullanıyorsanız bir authentication kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Asla no authentication dememeniz gerekiyor. Azure Active Directory OAuth kullanıyor dedik. Identity Provider'ım AAD yani Azure Active Directory. İşte Azure Active Directory kısmında oluşturduğum Client ID ve Client Secret'ı burada giriyorum. Client ID dediğim şey App ID'di. Onu buraya getirdim, kopyaladım, yapıştırdım. Client Secret'tan Client Value'ydu. Getirdim, kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi login URL'im. Bu resource URL'im https://graph.microsoft.com scope groups.read.all. Herhangi bir scope yazmak zorunda değilseniz bu scope şu işe yarıyor. API gittiği yerde aldığı verilere ne yapmasına izin veriyorsunuz. Herhangi bir scope'da bir şey yazmasanız bile aslında AAD için sadece ben okunabilmesine izin verdiğim için sadece okunmasına izin verecek. Dolayısıyla sadece AAD için söylüyorum, bir scope girmeseniz de arkada default işlettiği scope'lar var. Bu scope'ları mutlaka işletiyor. Dolayısıyla bu scope kısmını AAD için skip geçebilirsiniz. Diyorum ama ben burada groups read all şeklinde scope'umu girdim. Şimdi şurada Azure tarafında son bir authentication'ım kaldı demiştim. Bu authentication benden bir tane URL istiyor. Yani bu AAD ile benim oluşturduğum custom connector arasındaki son kimlik doğrulaması için bir URL istiyor. Redirect URL. Ona da erişebilmem için öncelikle konnektörü oluşturmam gerekiyor. Konnektör redirect URL gelecek. Onu kopyalayıp Azure tarafına entegre edeceğim ve Azure'la işim tamamen bitmiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi konnektörüm başarılı bir şekilde kaydedildi ve redirect URL'im aldım. Authentication'a geldim. Ve custom konnektörün bana verdiği
URL'i kaydediyorum. Kaydettim. Bitti. Azure tarafıyla işim bitti. Yani AID bilgilerimi alabileceğim taraf bitti. Azure izinlerim bitti. Doğrusu bu. Azure izinlerim bitti. Şimdi ama konektör oluşturmadım henüz daha. Çünkü herhangi bir metotla ne çağıracağım, nasıl bir şey gelecek bunu konektöre öğretmedim. Dolayısıyla devam ediyorum. Ve diyorum ki yeni bir action giriyorum. Özet kısmında get group diyorum. Description. Price group bilgileri getiren metot diyorum. Getirir. Uygulamada ben bunu nasıl çağıracağım? Get groups şeklinde çağıracağım. Şimdi bu API Azure'a gittiğinde, yani Azure'a nasıl gidecek ve nasıl bir response alacak bunları belirtiyorum. Verb get, yani bir get metodu hangi URL'e gidecek? Bu URL'e gelecek. Import. Peki bu URL'de neyle karşılaşacak? Nasıl bir sonuç alacak? JSON format'ındaki body'yi de giriyorum, import ediyorum ve validation succeeded. Evet, başarılı bir şekilde validasyon oldu. Artık ben burada hani Graph API'ın nereye gideceğini ve bilgileri nasıl alacağını gösterdim, öğrettim. Zaman çok çabuk geçiyor. Şunu update ediyorum hemen. Dördüncü adım code preview'da bu. Buraya hiç girip bakmamıştım ben de, şimdi gördüm. Çünkü hep teste geçiyordum. Test yapmadan konektörünüzü kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Ama şu an test için vaktim olmadığı için ben tembellik yapıyorum ve apps kısmına geçiyorum. Power Apps'e geçmeden önce şu oluşturduğumuz custom konektöre bir daha bakalım. Custom konektör şu. PUG Turkey adı altında oluşturduğum custom konektör. Bunu kim oluşturdu? Meltem oluşturdu. Authentication tipini, OAuth Authentication. Bir direct URL'i de bu şekilde özet görebiliyorsunuz. Editleyebiliyorsunuz, silebilirsiniz, paylaşabilirsiniz eğer premium lisansa sahipseniz. Şimdi bunu uygulamada nasıl kullanacağımıza gelelim bakalım. Hemen boş bir canvas oluşturuyorum. PUG Turkey. Altında evet daha önce varmış bu. PUG demo olsun. Adı tablet formunda olsun. Çünkü tablo büyük gelecek. Tablet formunda oluşturuyorum. Bir tane Canvas Power Apps. Hemen veri kaynağıma bağlıyorum. PUG Turkey. Şu. Veri kaynağımı bağlıyorum. Connect diyorum. Ve benden bir authentication istiyor. İşte burada basic deseydim eğer, orada belirleyeceğim username ve password'u burada giriyor olmamı isteyecekti benden. Ama şimdi şirket mailimle Azure Active Directory entegrasyonu olduğu için şirket mailimle giriyorum. Şirket mailimle girdiğimde ben şu anda kendi oluşturduğum veri kaynağına bağlandım. Bir önceki şeylerde session'da olan arkadaşlar hatırlar belki, burada o zaman Microsoft'un bize sunduğu Microsoft veri kaynağını kullanmıştık. SharePoint'i kullanmıştık. Şimdi kendi oluşturduğum veri kaynağını erişim sağlıyorum. Geliyorum, bir data table atıyorum. Bir de verileri getirebilmek için bir buton atıyorum. Şimdi bu data table'ı herhangi bir şeye bağlamadım daha. Öncelikle butona şöyle bir getir diyelim. Butona getir dediğimde neyi getirecek? Bir update context, bir context tanımlıyorum ve diyorum ki Rise Group Info. Yani Rise şirketinin grup bilgilerini getiren bir şey, context getirsin. Şurada bir şey olması gerekiyor. Süslü parantez. Ve diyorum ki P
GU Turkey kaynağının, veri kaynağının, data konektörünün Get Groups metodunu getirecek. Şimdi onSelect'te, yani butona bastığımda bu bilgileri getirecek. Bu bilgileri peki ben nerede göreceğim? Data Table'da göreceğim. Bu Data Table'ı işte şimdi veri kaynağına bağlamak kalıyor. Az önce verdiğim isim Rise Group Info'nun value'larını gösterecek. Son olarak şu, EYD'de grupla ilgili bir sürü bilgi var. Ama bir sürü. Ama ben bunların hepsini tablolamak istemiyorum. Sadece display name'i gelsin. Yani hangi grup, grubun ismi gelsin. Şurada nelere getirmiştim? Maili oluşturma tarihi getirmişim. Maili gelsin. Bir de created date time gelsin. Add diyorum. Hop geldi. Ve play'e bastığımda, play'e bastığım an benim konektörümdeki API, Microsoft Graph API, AAD'ye gidecek. Bizim şirketteki AAD'de grup adı altındaki bir sürü bilgiden sadece display name, o grubun maili ve ne zaman oluşturulduğu bilgilerini getirecek. Ve bitti. Bunu dediğim gibi sadece grup olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu bizim firmalarda AAD entegrasyonu sıklıkla yaptığımız şeydir. AAD'deki bir sürü şurada gösterdiğimiz şu add permission'larda nerede? API permission'larda şu bilgilere herhangi birine erişim sağlayabilmenin yolu oluşturacağınız Microsoft Graph API ile oluşturacağınız bir custom konektördür. Deyip ben burada bitiriyorum. Yani bugün aslında bunu yaptık. Biraz hızlı anlattım ama çok hani istedim ki herkes şey yapsın, görsün. Çünkü bu dediğim gibi bizim sıklıkla çok kullandığımız bir şey. Şimdi şu ekran paylaşımını durduruyorum. Ve sorularınız varsa sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Meltem Hanım, şu API list, o servis listesinin olduğu ekranı bir daha açar mısınız? Açayım hemen. Dynamics, Business Central vesaire falan. Şu yani, Graph API'ın şundan bahsediyorsunuz değil mi? Bir önceki sayfadan biraz özetle. Bir önceki sayfa şu, All APIs. Evet. Şu listede bakarsanız, bu listede Microsoft'un neredeyse bütün her şeyi var. Hı hı. Eğer ben Business Central üzerine, Dynamics üzerine bir diyelim ki size lazım olan dataları açan bir aplikasyon yazmak istiyorum. Gelmeniz gereken yer burası. Yani Graph API bir nevi Microsoft'un şeyi gibi, ne denir? Big Brother'ı gibi. Arka tarafta bulut üzerinden kullandığınız bütün servislerle ilgili kayıt diyor. Aynen öyle. Bütün bilgilere, yani 365 ve Teams, yani Teams özellikle açıkçası şeyle birlikte patladı. Pandemiyle birlikte kullanımı ve veri hacmi fazlasıyla yükselen bir şey oldu, uygulama oldu. Teams'deki herhangi bir veriye erişim istiyorsanız Microsoft Graph API üzerinden erişebilirsiniz. Ya da Halil Bey'in de dediği gibi sadece Graph API değil, Microsoft'un diğer veri kaynaklarına da buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Sorusu olan var mı? Şöyle getiriyorum. Şunu açıp şuradan çıkıyorum. Sıkıcı gelmemiştir umarım. Hem biraz şey yapmak istedim, hızlı anlatmak istedim. Çok yavaş anlatıp böyle kopulsun istemedim ama biraz fazla mı hızlı anlattım onu da bilmiyorum. Yok, yöntemi anlamak açısından gayet güzeldi bana sorarsanız ama konuda spesifik bir şey. Yani daha önce hiç Graph API ile ilgili bilgisi olmayan birisi için belki biraz zor olabilir ama konu spesifik, gayet güzel bir şey. Tenant konusuna değinebilir misiniz demiş Eyüp, Graph API ile tüm tenantlara erişebiliyor muyuz? Tenant bilgilerine mi erişimden bahsediyorsunuz? Nasıl, hangi tenantlara? Kendinizi sessizden çıkabilirsiniz, evet.
Farklı tenantlardaki user ve kullanıcılara. Farklı tenantlardaki user ve kullanıcılara benim anladığım şöyle, Microsoft için her bir firma bir tenant'tır. Dolayısıyla hani eğer yanlış anladıysam düzeltin beni. Mesela ben Graph API ile sadece Rise, yani bizim şirketimiz içerisindeki bütün bilgilere erişebilirim. Tamam. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Aynı şirket içerisinde farklı ihtiyaçlar açısından tenantlara bölebiliyorsunuz. Evet. Örneğin varsayalım biz bir global bir firma. Global firmayız. Firma. O global firmada Afrika için ayrı bir tenant açıyorum. Asya için ayrı bir tenant açıyorum. Şöyle birbirlerini görsün ve hatta görmesin. Ayarlarını yapabiliyorum. Sesiniz arada gidip evet, geliyor. Yarısını duyduk, yarısını tam duyamadık. Tahminimize göre cevap vereceğiz artık. Aynen öyle. Şöyle ki, diyelim ki global bir firmadasınız. Bu aslında tenant bildiğim kadarıyla sizin lisansınızla alakalı. Mesela tek bir lisans, aynı tenant, yani tek bir lisans birden fazla tenant'a bölünüyorsa eğer onlara erişim sağlayabilirsiniz. Ama farklı bir şeyler yazıyor galiba Eyüp Bey. Yok, yazmıyorum. Tamam. Yazmıyorum, dinliyorum sizi. Tamam. Dediğim gibi eğer bir lisans üstünden farklı şeylere, kullanıcılara bölündüyse eğer firma globalde, o bilgilere erişebilirsiniz. Ama her bir firma kendisi ayrı bir lisans satın aldıysa, lisans alınca şeyi görmez. Ayrı bir başka şeyleri görmez, kiracıları görmez. Tamam, ama dediğim şu, yani aynı GraphQL üzerinden aynı lisansa ait tenantlara erişebiliyorum değil mi? Erişebilirsiniz. Evet, erişebilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Sorusu olan varsa direkt kendini sessizden çıkartıp sorabilir arkadaşlar yazmayla. Bir de GraphQL ile ilgili değil de Power Apps ile ilgili lisans konusunda kafama takılan bir soru var. Sürekli değişiyor Microsoft'un lisanslama modelleri. Şimdi kurum içerisinde en son hali nedir onu soracaktım. Kurum içerisindeki yaptığımız bir Power Apps'i kullanan tüm kullanıcılar için Power Apps lisansı almak zorunda mıyız? Dediğiniz gibi bu o kadar değişiyor ki sahip olduğunuz 3-5 lisansın tipine ve paketine göre paylaşım da değişiyor. Daha hatta 2-3 gün önce bir şeyle müşterimizle konuştuk. Biz mesela Power Apps tarafında premium lisansa sahip olmayan herhangi biriyle uygulamayı paylaşamıyoruz. Ama şöyle paylaşıyoruz. Trial version yüklüyor. İşte 30 gün, 15 gün neyse premium lisansı o şekilde kullanıma izin veriyor. Öyle paylaşabiliyorsunuz ama tamamen paylaşımı açabilmek için o kişilerin hepsinin premium lisansa tabi olması gerekiyor. Ama başka lisansa sahip olan bir firma yaptığı uygulamayı premium lisansa sahip olmadan, sanırım onlarda E5 var, E5 lisans var, hangisi var hatırlamıyorum ama E5 lisans. Ben de örneğin A3 lisansı var, 50 bin adet. Şimdi öğrencilere yaptığımız bir uygulayı kullandırmak istiyorum 50 bin öğrencime. Bunun için de 50 bin öğrencime lisans mı alacağım premium? Yani şöyle, trial edition'ı kullanabilirsiniz ama onun dışında daimi bir kullanım istiyorsanız evet biraz almanız gerekiyor. Zaten bu aslında Power Platform biraz daha böyle enterprise müşteriler için sunulmuş bir şey. Belki ama gün gelir hem fiyatlar düşer ya da geniş bir kullanıma açılır, bilemiyorum ama uygulamayı kullanmak istiyorsanız premium lisansı almanız gerekiyor. Ya da dediğim gibi şey kullanacaksınız, trial kullanacaksınız. Ki trial'ı da sanırım atıyorum 20 gün kullanıyorsunuz uygulamayı, ondan sonra ikinci bir expand edebiliyorsunuz onu. İkinci expand'de de bir 20 gün daha veriyor. Üçüncü kez yine bir 20 gün daha veriyor. Bu şekilde galiba 3 kere trial deneme sürümünü geliştirebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ama günün sonunda almanız lazım.
PowerApps'te %50 bir indirim yapacaktı bildiğim kadarıyla ama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Ekim gibi olmuş böyle. Aklımda kalmış. hiçbir fikrim yok açıkçası. Çünkü Eyüp Bey'in de dediği gibi gerçekten lisans Microsoft'ta ayrı bir uzmanlık alanına gerektiren bir şey. Aklınıza takılan bir şey. En doğru ve en güncel bilgiyi mutlaka Microsoft danışmanınızdan öğrenmeniz gerekiyor. En doğru fiyatları onlar veriyor size. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler. Teşekkürler soru için. Başka sorusu olan arkadaşlar varsa direkt sessizden çıkartın kendinizi. Söyleyin. Aynen, nasıl kalabalık değiliz. Mustafa vardır senin sorun. aklıma farklı. Özür dilerim hocam. Yok buyurun devam edin. Ya aklıma işte Graph API tarafını falan görünce daha önce kalender üzerinde falan çalışmıştım. Yani şu an mesela dataset olarak şirketteki işte kalenderde planlanmış mesela görüşmeler vesaire onları vesaire çekip böyle farklı uygulamalar gidebilir yani aklımda farklı şeyler oluşuyor açıkçası ama hani gayet temiz anlatıldı bence. Yani emeğinize sağlık tekrardan. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, bir takvim bilgilerine herhangi bir 365 dahilindeki herhangi ya da Teams dahilindeki herhangi bir veriye Graph API üzerinden erişebilirsin Mustafa. Aslında custom connector konusu gayet kritik bir konu. Çoğu kişinin içinde bayağı önemli. Salesforce'undan tutun Google'ın Analytics'ine, YouTube'una kadar ama bağlanmaya çalıştığınız servisin kim olduğu önemli. Orada her şeyi belirleyen en etkin eleman o. Evet. Bunu aslında globale taşıdığınız zaman yani oluşturduğunuz konektörü globale taşıyınca atıyorum premium lisans, premium konektör olarak hani değerlendirilip sadece bir de premium lisansa sahip insanlar tarafından kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Hani bu da aslında bir nevi şey olabilir, kazanç yolu olabilir. Hocam lisansla ilgili şey sorsam, az önce lisans mevzusu geçti ya, arkadaşlar öğrencilerden vesaire bahsetti. Şimdi üniversite öğrencileri vesaire belli bir kotaya kadar vesaire ücretsiz kullanımları vesaire vardı diye hatırlıyorum şeyde, Azure tarafında falan. Burada da öyle bir öğrenciler için bir avantaj var mı? Yani böyle bir ücretsiz kullanım vesaire gibi. Dediğim gibi ücretsiz kullanım için aslında öğrenci izni yok ama bir deneme sürümü var. Yani tıpkı Power BI'deki bu pro lisansı satın almadan önce kullandığınız bir deneme sürümü gibi Power Apps'te de onu kullanabiliyorsunuz. Hatta AI Builder'da da veriyor 30 günlük bir deneme süresi. Hatta AI Builder'ın içinde olmadığın süre boyunca 30 günü düşürmüyor da. Bizim mesela şu anda firmamızda AI Builder lisans yok. Bu lisans yok ama ben mesela AI Builder'ın trial edition'ını kullanıp hani uygulama şey yapabiliyoruz, geliştirebiliyoruz ya da işte böyle workshop'larda vesaire gösterebiliyoruz ne olduğunu. Kullanmadığım zaman da trial'dan şey gitmiyor, gün gitmiyor. Dolayısıyla hani bu trial denenebilir. Öğrenciler için bir özel indirim var mı, kotası var mı? Hiçbir fikrim yok. Olduğunu da zannetmiyorum ama dediğim gibi olduğunu şu yüzden zannetmiyorum. Çünkü trial var zaten. Bedava kullanabiliyorsun, deneyebiliyorsun. 30 gün ya da 60 gün her neyse. Merhabalar. Merhaba. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Dediğiniz gibi ben şu anda hani soru olarak değil de Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite kapsamında öğrenci olarak kullanıyorum şu an Power Apps'in o sürümlerini. Hani belki dediğiniz gibi trial'dır ya da şeydir ama hani 30 günü de geçti. Hani hala bütün platformlara hani erişimim var ama kısıtlı bir erişim sağlıyor. Hani soran arkadaşa öyle bir bilgi verebilirim. Mesela bugün açtığınız uygulamayı hem Azure tarafında hem de Power Apps tarafında hani öğrenci mail hesabımla o platformda hani şey yapamadım, deneyemedim arka tarafta. You don't have access şeyi verdi. Hani dediğiniz trial kapsamının kısıtlı bir erişimini sağlıyor muhtemelen. Aslında şöyle konuşmanın başında şey demiştim. Bu custom connector premium lisansın bir özelliği değil. Bu
365 lisansla beraber gelen bir özellik. Yani dolayısıyla mesela Ceren Hanım, sizin bir öğrenci hesabınız atıyorum bir şey olsaydı, 365 lisansınız olsaydı Custom Connector kullanabilecektiniz. Tam tersi bir durumda mesela 365 lisansı sahip olmadan yine Custom Connector kullanamazsınız. Yani bu şeyle gelmiyor, premium lisansla gelmiyor. 365 ile geliyor. Anladım, 365 ile, teşekkürler. Sadece 365 ile oluşturabiliyorsunuz ama paylaşmak istediğinizde, işte benim bu oluşturduğum PUG Turkey konektörünü başka bir arkadaş başka bir uygulamada kullansın vesaire şeklinde gibi bir şey olsaydı, bir girişimim olsaydı, o zaman işte premium lisans olmak zorundaydım. Yani lisans biraz şey Microsoft'ta. Power Apps özellikle herkesin şeyi, şikayet konusu, evet. Lisansla ilgili. Evet, evet. Power BI'den herkes mutlu. Power BI, evet, güzel, mutlu. Power BI de aynı şekilde. Yani sıkıntı sadece fiyatın yüksekliği değil. Sürekli Microsoft lisansların, lisanslama modelinin değişmesi. Power BI'de de önceden ilk başta farklı özellikler kullanabiliyordunuz. Atıyorum 10 dolarlık lisansta. Siz ona göre kendi düzeninizi kuruyorsunuz, bir uygulama yapıyorsunuz. Çat değiştiriyorlar. Haydi bakalım, bu sefer siz ters köşe yapmış oluyorsunuz. Hangi özellikten bahsediyorsunuz bilmiyorum ama yeni çıkan lisanslarda geriye doğru bir özelliği buradan kaldıralım gibi bir şey hiç olmadı. Ama spesifik bir sorunuz varsa sonra bana erişirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Yeni lisanslar geldi ama önceki lisanslarda ne varsa aynen korunarak devam etti. Ama şeye katılıyorum, yani bazı özellikleri misal SQL sunucuya bağlanmayı premium'a koymasa daha evet. Güzel olurdu. biliyor musunuz, en çok eleştiri aldığımız nokta gerçekten bu. Çünkü haklılar. Firmaların çoğunlukla kullandığı veri tabanı SQL. Ama şimdi hani E3 ve E5 lisansları da oluyor firmaların. Dolayısıyla Power Apps'e erişimleri de var ama kullanamıyorlar. Bu durumda ne oluyor? Biz hani şöyle şey, veriye şuradan erişiyoruz. Direkt buradan erişmek yerine böyle dolaştırıyoruz. Yani oradan oraya şeyler, aktaralım, buradan buraya aktaralım. Aynen. Yani bu tür şeylerde Microsoft bir süre sonra doğru yolu buluyor bence. Değiştirebilirler. SQL çünkü ayıp oluyor biraz. Connector'a koymak. Evet. Okey, peki sorusu olan arkadaş varsa çekinmeden kendini sessizden çıkart. Önerebilir misiniz? Power Apps'te kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Kaynak önerebilir misiniz? Tabii ki de öneririm. Birincisi Microsoft'un dokümanları. En ana kaynağınız olması gerekiyor. Çünkü izleyeceğiniz videolar vesaireler ya eski tarihi kalıyor ya değiştirilmiş özellikleri oluyor. Dolayısıyla Microsoft doküman sizin en şey kaynağınız olması gerekiyor. Ben hemen onun da bir şeyine Microsoft Power Apps. Şuradan ben bir linki bulayım ve sizinle paylaşayım. Birinci kaynağınız bu olması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. İkincisi Pluralsight'ta çok güzel şeyler var. Videolar var. Buradan izleyebilirsiniz. Üçüncüsü LinkedIn'den grupları takip edebilirsiniz. YouTube'dan Power Apps gruplarını takip edebilirsiniz. Power Platform'da, daha doğrusu Business Application'da MVP olan insanları takip edebilirsiniz. Ki bu şeyde en belirgin aslında Shane Young mesela. Ben de onu çok izlerim, takip ederim. Çok şey öğrenirim. Shane Young bu şekilde yazılıyor. Bunu LinkedIn'den de takip edebilirsiniz. Shane Young'ın şey var, 911 portalı vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Onu takip edebilirsiniz. Bu alandaki en ünlü isim, en aktif isim de odur aynı zamanda. Onun dışında başka nasıl bir doküman bulabiliriz? Evet, Reza Dorani. Evet, Reza yine aynı şekilde. Özellikle şey böyle multilanguage şeyde ben onun videolarını çok izlemiştim. O çok iyi.
Enterprise DNA onun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Belki de kaçırdığım bir şey. Doğru kişileri bulmak, takip etmek her zaman. Evet, önemli. Evet. Power BI'de de öyle. Nasıl unuttum? 10 tane kişi var. Evet. Takip edin, her şeyden haberiniz olur. Ama Microsoft'un aynen. Dokümantasyon tarafını sıkı takip etmek lazım. Power Apps'te de aynı şekilde. Ya her ay bir şeyler çıkıyor ve dokümanlar çok sık güncelleniyor. Bu neredeyse 2 senedir böyle. Bir belki de sıklıkla terminoloji değişiyor aslına bakarsanız. Hani özellikle Common Data Service'de şimdi terminolojiyi komple değiştirdiler. Power Apps'de bütün her şey değişti. Dolayısıyla eski video izlediğinizde CDS diyorsunuz. CDS kullanıyorlar ama aslında yeni adı Dataverse mesela. Ya da işte Entity vardı, şimdi yeni adı Table oldu. Hani siz gelip CDS arayabilirsiniz, Entity arayabilirsiniz ama Power Apps'de öyle şeyler yok. Doküman takip ederseniz bütün bu listeye ulaşabilirsiniz. Eski adı, yeni adı işte vesaire vesaire şeklinde. Okey. Ilgar Bey, sessiz de alın, konuşun. Anlarız sizi çok rahatlıkla. Merhaba Meltem Hanım. Affedersiniz. Merhabalar. Çocuk çok sesli olduğu için ben yazmayı tercih ediyorum. Yani öncelikle teşekkür ederim Meltem Hanım. Gerçekten 38 veya 45 dakika arasında çok güzel anlattınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Öncelikle Enterprise DNA bir Sam McKay var, Avustralyalı. Onun güzel bir platformu var. Orada gerçekten Power BI ve Power Apps, Power Automate üzerinden güzel bilgiler var. Bu böyle. Bir de ki sizden biraz Dataverse'i yani benim kolay bir şekilde açıklayabilirseniz sevinirim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben size bir önceki webinari izlemenizi tavsiye edebilir miyim YouTube kanalında? Mutlaka izleyeceğim. Dataverse'e girersek çıkamayız çünkü. Bence bana sorarsanız. Hadi tek bir tanım yapayım Ilgar evet. Bey. Aslında şöyle, Dataverse de Microsoft'un tıpkı Azure SQL gibi cloud-based bir veri tabanı. Yani cloud'da tuttuğu bir veri tabanı. Neden Azure varken ya da diğer veri tabanları varken yine bir Dataverse veri tabanı çıkarttı? Hani hep şey vardır, Microsoft'ta doğru yoktur, size en iyi fit olan şey vardır. Diyelim ki işte Dynamics tarafında, işte CRM tarafında Dynamics kullanıyorsunuz. Oradaki tablolar vesaire her bir şey aslında Dataverse'ün kendi içerisinde tuttuğu tablolardır. Ve Dataverse bir herkesin aynı ortak dili konuşmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir model aslında. Eski adı Common Data Service'de ve bir ortak Common Data modeli oluşturup herkesin işte müşteri tablosu mu tutuyor? Müşteri adı işte adresi bilmem nesi, ID'si vesaire şeklinde hani bu bir kılıfa sokma şeyiydi girişimi. Dediğim gibi cloud'da tutuluyor. Bir şey yok ama Microsoft Power platformda şöyle bir zorlama da var aslında. Dataverse kullanmaya zorluyor insanları. Open source bir veri tabanıdır bu, veri modelidir. Size girip işte GitHub'dan bunu şey yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Kendi Common Data modelinizi oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi Microsoft'un size hazırda sunduğu tabloları vesaireyi kendiniz bir veri tabanı oluşturmadan hızlıca kullanmanızı sağlayan bir bulut tabanlı veri tabanı aslında. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ ol, siz sağ olun. Peki, eğer başka soru yok ise Meltem Hanım'a bugünkü meetup için çok teşekkür edeceğim. Gayet kıymetli bilgilerdi. Çok da temiz anlattınız bana sorarsanız. Bu kadar spesifik bir konu olmasına rağmen. Sağ olun, teşekkürler. Hocam ben şeyle gelsem peki, bir veri tabanı kullanmasam, mesela bir JSON file üzerinde bir sunucuda tutsam verilerimi, orayı da sürekli güncelleyen bir trigger kursak, örnek veriyorum, tamam. Sürekli işte güncel verilerle kullansak, yani veri tabanının dışına çıkarak biraz performanssız olur ama bu şekilde bu SQL olaylarından falan kaçmış olur muyuz? Olursun, SQL'den kaçmanın daha başka pratik yolları da var Mustafa. Ben sana onları sonra şey yapayım, anlatayım. Ama hani
Yani cloud'a veri çıkmak da eğer bir şey yoksa, bir engeliniz yoksa, hani cloud veri tabanlarını kullanmakta bence bir sıkıntı yok ya. Yani ne bileyim bir SharePoint ya da işte OneDrive kullanmakta. Hani neticede arkadaki firma Microsoft ve şey yapabilirsin, lisanstan kaçmak istiyorsan cloud'a yönelebilirsin mesela. Yani Microsoft'un ücretsiz cloud servisleri de var biliyorsun. Hani öyle serviste tutmak yerine cloud'da tutup oradan erişim sağlayabilirsin. Ben sana anlatırım sonra. Teşekkürler hocam. Sağ ol. Peki, zannedersem bir saati de doldurmak üzereyiz. Evet. Meltem Hanım çok teşekkürler bugünkü meetup için. Ben teşekkür ederim. Bence çok ilaç gibi bir meetup olacak. Konuyu arayan direkt görecektir diye tahmin ediyorum. Hem meetup'ı hem de daha sonra videosunu. Katılanlara evet. Da çok teşekkür ediyorum. Ben son sözleri sözü size bırakayım Meltem Hanım. Siz kapatın. Tamam. Bu arada burada yaptığım her şey aslında benim blogda tuttuğum yazıların video versiyonu gibi düşünün. Dolayısıyla hani burada nasıl yapmıştık... İşte 2 hafta sonra yayınlanacak video. Video yayınlanan kadar aklınızda kalırsa, takıldığınız bir yer olursa rehber niteliğinde benim blogumdan da bu yazıya ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Size de.